Aracınızda %40'a varan yakıt tasarrufu VGT ile mümkün. Test sürüşü için hemen vgt.com.tr. Evet, yeni bir VGT videosuyla sizlerleyiz. Yanımızda İcret abimiz var. İcret abim, nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Çok iyiyiz abi, teşekkür ederiz. Aracına VGT taktırdık İcret abimizin ve çok memnun kaldı sonuçta. İcret abi, şimdi benim sana bazı sorularım olacak. Onu tamamen kendi içinden geçerek, hani nasıl bir deneyim kazandın? VGT'den önce aracı nasıl kullanıyordun? VGT'den sonra nasıl bir değişim oldu? Daha önce şehir içi yeni motor yaptırdığım için henüz rodaj döneminde araç yaklaşık gidilen yere göre 15 ila 16 litre civarında LPG yakıyor idim. Aracım Honda CR-V, evet. 2.0 enjektörlü 150 beygirlik bir araç. Evet. Daha sonra arkadaşların tavsiyesiyle biraz da internetten araştırarak bu sisteme geçmeye karar verdim. Önce bir mevcut yapılmış araçlarla ilgili videoları izledim. Ondan sonra kesin karar kıldık. Dedik ki yapalım biz bu aracı. Bu şeyi taktıralım. Evet. Taktırdık. Sağ olsun ustamız yapmamız gereken kullanma şeklini bize öğretti. Biz de kesinlikle kurallara uymak suretiyle, yani VGT'nin kendine az kullanım şartlarından bahsediyorsun. Kendine ait kullanım şartlarını birebir uygulamak suretiyle en iyi tasarrufu elde ettim. Daha önceden LPG tankımda küçük, aşağı yukarı maksimum 30 litrelik gazla 200 kilometre gibi bir mesafe kat ederken en son bitmedi. Kırmızı ışık yandığında 307 kilometreyi gördüm. Evet. Yani benim için baya iyi bir rakam. Artı olarak tabii sadece yakıt olarak düşünmüyoruz bu işi. Yakıtın dışında araçta inanılmaz bir en az 7-8 desibellik gürültü azalması, motor sesindeki rahatlık, camlar açıldığı halde gördüğünüz gibi tık yok. Evet. Ve en önemli şey, çok kısa bir deparda 40 kilometre gibi bir saatte 40 kilometre gibi bir mesafede bile, evet, net olarak 4. vitese geçtiği gördüm ki Honda CR-V'lerin en büyük hastalığı 3. viteste oldukça uzun süre takılı kalmasıdır. Devrini bulana kadar asla 4. vitese geçmez. Evet. Bir de gaza bile basmasan normal şekilde araba kendi akıp gidiyor, kendi zaten akışıyla gidiyor. Evet. Özellikle yokuşlarda çok dikkatli bir şekilde denemesini yaptım. Yaptığım denemede de şunu gördüm. Araba asla performans kaybetmeden yokuşun başında hangi süratle girdiysen yokuşun sonunda en üst noktada bile aynı şekilde devam ediyor. Evet. Dolayısıyla da benim için fazlasıyla, çok çok fazlasıyla iyi bir nasıl söylenir, deneyim. Beni tatmin eden bir konu. Herkese de tavsiye ederim. VGT'nin kullanım koşulları ile ilgili ne söylemek istersin abi? Nelere dikkat etsinler? Kurala uymak gerekir. Hiçbir şekilde dolu gaz ya da hani halk arasındaki tabirle performans kazandırmak için gazın üzerine çökmelerine gerek yok. Gaz pedalını ezmesinler diyorsun. Gaz pedalını aşağı yukarı 1-1.5 santim basmaları fazlasıyla yetiyor. Evet. Bakın şu anda 1800 devirde 45-50 kilometreyle gidiyorum. Hatta çoğu zaman da frene basmak zorunda kalıyorum. Evet. Yani yokuş aşağı mesela şu an yokuş yukarı çıkıyoruz. Gördüğünüz gibi. Yokuş yukarı çıkıyoruz. Biraz fazla gaza basıyorum daha hızlı bir ivme kazansın diye. Araba aşağı yukarı 50 kilometre süratle 1900-2000 devirde yine aynı şeyi veriyor. Aynı performansı veriyor. Daha önceden böyle bir şey mümkün değildi. Neden mümkün değildi? En azından gazın yarısına kadar basmak zorundaydım. Araba toplasın kendini diye. Yani araba kendini toplaması için veya mesela yokuş yukarı çıkarken işte
çok süratli bir şekilde girdin 4. vitese, bir bakmışsın 3 hatta yerine göre 2'ye düşüyordu. Şimdi öyle bir şey yok. Geldiği evet. gibi hangi süratte, hangi viteste geldiyse aynı şekilde devam edip gidiyor. Evet, İcret abimin zaten bu ilk aracı değil. BGT montajı yaptığımız. Daha önceden iki aracına mı yapmıştık, bir aracına mı yapmıştık abi? İki. Evet. Hala yokuş çıkıyoruz gördüğünüz gibi. En ufak bir şey yok. 1800 devirde 3. viteste aşağı yukarı 40-45 km süratle devam ediyor. Abi değerli yorumların için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Tek kelimeyle, biz bu işin ticaretinde olan bir insan değiliz. Yani bir şirket elemanı falan değilim. Evet. Acizane mühendisim. Evet. Ama gerçekten çok fazla şehir içinde kilometre yaptığım için bana göre inanılmaz derecede performanslı ve rahat. Çok teşekkür ediyoruz abi değerli yorumların için. Aracınızda %40'a varan yakıt tasarrufu BGT ile mümkün. Test sürüşü için hemen VGT.com.tr.